Halkların da benim bakış açım ki birçok insanın da kabulündedir. Halk ayrı, yönetim ayrı. Halk düzeyinde gerçekten Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Osmanlı'dan bu yana gelen bir sempati vardır. İstedikleri kadar bizi arkadan hançerlediler desinler vesaire. O ahlaksızlara şunu söyleyeceğim. Arkadan hançerlediğini iddia ettiğiniz Araplara bir de İngilizleri kıyaslayın. İngilizler önden sizi hançerlemiş. Onlar da sizin iddianıza göre arkadan hançerlemişler. Ben arkadan hançerlendiğimiz iddiasında değilim. Onu kabul etmiyorum. 3 kişi, 5 kişi yanlış yapmış olabilir. Türklerin içinden de yanlış yapanlar çıkmış olabilir. Ama bir toplum olarak, Osmanlı'ya bakış açısı olarak, Arap halklarının bakış açısı nedir? İngiliz'in bakış açısı nedir? İngiliz gelmiş senin toprağını işgal etmiş. İşgal etmiş. O işgal sırasında da Araplardan da 3 tanesini, 5 tanesini kafa kola almaya çalışmış. 1-2 tanesinde de başarılı olmuş. Siz böyle bir fotoğraf içerisinde İngilizlerle kol kola yürürken Araplara düşmanlık yaparsanız ben onun arkasında başka planlar ararım. Halk bu. Halkla herhangi bir sorunumuz yok. Ben Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmedim. Sadece Mekke ve Medine'ye, Suudi Arabistan'a gittim. Orada halkın Türklere karşı nasıl bir sempati içerisinde olduğunu birebir gördüm. Dolayısıyla kimse bana laka luka yapmasın. Efendim halkı da sevmez. Bizi sevmezler gibi bir algı yok. Onların hepsi hikaye. Yönetimde maalesef zaman zaman sıkıntılar oluyor. Zaman zaman yöneticiler ki o yöneticilere baktığınız zaman Dubai bilmem neyi. Bir bakıyorsunuz Arap kıyafetleri, yöresel kıyafetler. Bir bakıyorsunuz kafada fötr şapka. Burada papyon bilmem ne bilmesin. Dolayısıyla smokinler şunlar bunlar. Dolayısıyla bu yönetim noktasındaki isimlerle ilgili bizim sorunlarımız olabilir. Bir uyuşmazlığımız olabilir. Özellikle Türkiye'deki Müslüman yöneticiler. Gelelim. Pek tartışılmıyor, konuşulmuyor. Bizim sorunumuz olabilir, özür dilerim kestim ama sorunumuz olabilir ama şimdi o hani Müslüman yöneticilerin deyince ben şey yaptım. Şimdi laik, seküler olduğunu söyleyen adamların sorunları var. Bir bakıyorsunuz ikide bir de Türkiye karşıtıysa hayranlık duydukları adamlara bir anda eğer Türkiye lehine bir şey söylediyse pis Arap demeye başlıyorlar. Evet, pis İngiliz diyemiyor. Diyemiyorlar. Diyemez, pis Fransız diyemez. Almanlar FETÖ'cü hainleri, darbecileri orada koruyup kollarlarken bile pis Almanlar diyemezler. Demelerini de istemem. Kim saklıyorsa onlara desinler ama genelleştirme yaparak sanki bütün Almanlar o kafada, o zihniyetteymiş gibi bir algı yapılmasına da karşı çıkarım. Veya pis Amerikalılar denilmiyor ki Amerika şu an FETÖ'cülerin en başındaki adamı zaten koruyup kolluyor. Şimdi burada bir de şu algıyı da yıkmamız lazım veya konuşmamız lazım. Açık açık bizim gizlimiz saklımız olmaması lazım, yok zaten. Birleşik Arap Emirlikleri ile düne kadar kalkalıydınız. Ne oldu nanik diyenler çıkıyor. Ne oldu parayı gördünüz, doları gördünüz, uçuyorsunuz diyenler var. Affedersiniz, Birleşik Arap Emirlikleri ile biz niye kötü olduk ki? Ne zaman kötü olduk? 2013'te. Cumhurbaşkanı söylüyor. Diyor ki 2013'ten beri bir gezi karşılıklı trafik olmadı diyor. 9 yıl sonra ilk defa onlar bize geldiler. Biz de iade-i ziyaret babından şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyoruz diye gidiş sırasında açıklama yaptı. Peki laka luka yapmayalım. Yani laf salatasıyla, entel dantel kelimelerle, kavramlarla olayların üzerine örtmemize gerek yok. Biz Birleşik Arap Emirlikleri ile peki niye kötü olduk? Tayyip Erdoğan'ın amcaoğluna kötü gözle bakmışlar, omuz atmışlar, göz dikmişler. Veya Tayyip Erdoğan'ın özel bir aracını Birleşik Arap Emirlikleri trafik kazasında pert etmiş vesaire, böyle bir tartışma sonrasında mı biz Birleşik Arap Emirlikleri ile kötü olduk? Ne oldu? Olan şey şu. Gezi isyanına destek verdin kardeşim sen diyor. Türkiye'de bugün itibariyle eğer döviz %30, %50, %100
bir yıl içinde, iki yıl içinde, üç yıl içinde artış gösterdiyse bunun trendi nereden başladı? 2013'te başladı. Gezi isyanıyla birlikte başladı. Enflasyon bugün %30'lar seviyesinde diyorsak, %7'lerden, %8'lerden tırmanışa geçmesinin başlangıcı ne zaman? 2013 Gezi isyanı. Bugün eğer FETÖ'cüleri tasfiye etmek için harekete geçirdiyse, FETÖ'cüler de devleti ele geçirmek için 17-25 Aralık'ta bir kıvılcım çaktıysalar, bunların hepsinin başlangıcı ne? Gezi isyanı. Gezi isyanında Birleşik Arap Emirlikleri olsun, şu olsun bu olsun, Mısır'daki darbeci Sisi olsun, kim olursa olsun, eğer Gezi isyanına destek verdiyse biz onunla kötü oluruz tabii kardeşim. Kötü olmayıp ne yapacağız? Aa ne güzel darbeci Sisi. Mursi'yi seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın tepesine vurdun, cezaevine tıktın, bir yıllık Cumhurbaşkanı'nı bir gecede de 5000 kişiyi toplu olarak Tahrir Meydanı'nda katlettin. Ne güzel yaptın, aferin sana Sisi dememizi mi bekliyorsunuz? Helal olsun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ki ey Sisi diye hesabını sormak için 8 yıl, 9 yıl boyunca didindi. Ama arkasında kimseyi bulamadı. Saadet Partisi'ni bile bulamadı. Ahmet Davutoğlu'nu bile bulamadı. O Ali Babacan'ları bile bulamadı. Güya yerliyiz, milliyiz diyen adamları bile bulamadı. Böyle bir ortam.